Evet, şimdi Beste Korkmaz'ın showroom'una geldim. Beste benim normalde özel günlerimde de kıyafet diker bana. Çok beğenirim tarzını. Hoş geldin Besteciğim, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Biraz izleyicilerimize kendinden bahseder misin? Evet, Beste Korkmaz ben. Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aslında yeni gibi sayılsa da inanılmaz hızlı ilerleyen bir serüvenim var ve şu ne anda sana. Evet, çok şükür. Şu anda çok fazla ünlüyü, çok fazla insanı giydiriyorum ve bu da beni inanılmaz motive ve mutlu ediyor. Kesinlikle öyle. Sanırım full payet denince akla sen geliyorsun. Hep payetli kıyafetler yapıyorsun değil mi? Evet, aslında ruhum böyle diyebilirim. Işıltıyı çok seviyorum. Ve şansa da bu sektöre ilk giriş yaptığımda payetle başladım. Ve payet ondan sonra inanılmaz moda oldu. Bu süreçte de payetin her çeşidini yaptım. O yüzden artık ismim bu sektörde payetçi olarak kaldı. Ama ben çok mutluyum. Yani, en azından bir şekilde bir şey oluştu insanların aynen, kafasında. Yani. Bir tarzın var en azından, evet. Payet denince aklına Beste geliyor. Evet. Peki payet moda olmazsa ne yapacaksın? Mesela işte önümüzdeki sene payet hiç yok, ne yapacaksın? Payet aslında hep vardı. Yani 80'ler, baktığında geriye döndüğünde 70'ler, 80'ler, 90'lar, milenyumda da parlak kumaş. Aslında sadece payet değil, ben ışıltı seviyorum. Yani peki payet hiç gitmeyecek diyebiliriz değil hiç mi izleyicilerimiz? Hiç gitmedi aslında, gitmeyecek ama eski dönemde payeti çok zor giydiriyordun. Yani düğünler, işte davet. Payet giydiğin zaman ne bileyim çok ne kadar abartı şeyler giymişsin oluyordu. Şimdi artık payet günlük hayatta. Kesinlikle öyle. Belki, sweatshirtlerimiz bile payetli. Aynen, belki ilerleyen senelerde payeti biraz daha yine gecede görürüz. Ama hep göreceğiz, payet hiç bitmeyecek. Yani bitmiyor ne da zaten. Ne mutlu sana o zaman. Evet. Sen seviyorsun, severek dikeceksin demektir. Evet. Peki senin için bu da nasıl? Yani günlük yaşamında nasıl giyiniyorsun? Kendinden giyiyorsundur özel bir yerlere gittiğinde. Evet. Kendini diktiriyorsundur onu biliyorum ama mesela günlük yaşamında sence senin için moda nedir? Yani günlük yaşamda daha casual giyiniyorum. Çünkü tabii ki hep böyle ışıltılı giyinilmiyor ama kesinlikle bir beremde, bir ayakkabımda, aksesuarımda ışıltıyı çok seviyorum. Çok kesin seviyorsun. Kullanıyorum. Günlük hayatımda jeanler, işte sweatshirtler, ne bileyim spor ayakkabılar, sneakers bayılıyorum. Bayılıyor. Hep onları giyiyorum. Boyumu da kurtardığı için topuklu hiç yok bende. Peki 2020 yılında ABM odası nasıl olacak? Neler göreceğiz? Yine payet ön planda, ışıltılı kumaşlar aslında. Sadece payet demeyeyim, ışıltı hep yine ön planda. Metalik kumaşlar, viniller, deriler, büyük kabarık kollar, asimetrik dekolteler. Yani işte üzerimde gördüğünüz gibi hani artık göğüs dekoltesi sadece bacak dekoltesi değil de vücutta farklı yerlerde değişik, asimetrik. Mesela evet. Hani burada asimetrik bir dekolte var. Evet. Hani hiç beklemediğimiz bir yerde dekolte var. Herhalde bunlardan bahsediyorsun. Aynen, değil öyle mi? Evet, bu sezon daha çok göreceğimiz şeyler. Peki sence kadınlar giyinirken nerelerde yanlışlar yapıyorlar? Atıyorum çok uzun bir kadın değilsen kesinlikle böyle ara boylar ya da çok uzun şeyler tercih etmemek gerekiyor. Bol şeyler, evet. Yani daha boyu basacak, daha kısa gösterecek şeylerden uzak durmak gerekiyor. Bacağı kalınsa atıyorum midi boy bacağı kesmemesi aynen. Gerekiyor değil mi? Ben aynen onu öyle. Ya da atıyorum göğüste büyüklük varsa, yani göğüs daha büyükse vücudun diğer uzuvlarına göre, o zaman göğsü daha kapatarak, çok açarak değil. Yani sorunlu ya da kendini problemli gördüğün ya da daha dikkat çekici olan bölgeyi örterek giymek aslında her zaman kadınlara tavsiye edeceğimiz şeylerden biri. Bize geldiklerinde de elbise istediklerinde özellikle vücut tipine göre kıyafeti şekillendiriyoruz. Mesela size bir kadın geldiğinde vücuduna göre bir kıyafet istemediğinde onu uyarıyor musun? Kesinlikle. Yani inanamazsın. Hatta çok sert belki yapıyorum onu. Hayır bu olmaz diye hemen. Biraz da belki bu yönümü seviyorlar ve o yüzden güveniyor da olabilirler. Her şeye karışırım bu arada. Giydirdiğim herkesin ayakkabısına, saçına, taktığına inanılmaz böyle şeylerde dikte ediyorsun, evet, karışıyorsun. Kesinlikle hiç boş bırakmıyorum. Biraz belki kızanlar oluyordur ama ne yapayım yani. Bu da benim tarzım evet, diyorsun. Hiç engel olamıyorum buna. Şimdi favori modellerimize bakalım isterseniz. Tamam. İzleyicilerimize gösterelim. Beste Korkmaz'ın artık ikonikleşmiş bir ürünü. Evet, modeli.
Bu bizim patentli ürünümüz. Hı hı. Çok severek yaptığımız, her rengini yaptığımız, evet, neredeyse birçok kumaş türünden yaptığımız bir elbisemiz bu. Ben bu tarz bir elbisesini giymiştim Beste'nin. Şu göğüs dekoltesi o kadar iyi ayarlanmış ki hiçbir şekilde frikik vermiyorsunuz. Ve hani uzun kolyeler takabiliyorsunuz falan. Çok güzel bir dekoltesi var bu elbisenin ve çok rahat bir elbise. Bu arada üzerimdeki elbise de Beste Korkmaz'a ait. Çok beğendim. Bu da üzerindeki elbisenin daha farklı bir rengi. Bu da bizim yeni sezon elbisemiz. Hı hı. Özellikle üstte döküm ve büyük kolları şurası seviyoruz. Dökümlü. Evet. Beli ortaya çıkarmayı ben her modelimde çok seviyorum. Hı hı. Bence kadınların işte fiziğini güzel gösteren nokta da o. Hani ince bölümleri, ben, evet. İnceliğini ön plana çıkarmak. Aslında biraz eskiye dönüş var yani. Hani over'dan, hı hı, evet, over şeyler giyiyoruz ama vücut proporsiyonunu, evet, ortaya çıkaran şeyler kadını daha seksi ve daha iyi gösteriyor vücut olarak. Evet, yani zaten gece kıyafeti de oversize pek olmuyor, değil mi? Yani bir ara denediler ama yok, hiç olmuyor. Evet. Bu da çok güzelmiş. Yani, evet, yeni model elbiseni de çok beğendim bu arada Besteciğim. Teşekkür ediyorum. Sen de çok yakıştı. Beste denince akla payet geliyor dedik. Bir de, evet, payetli modeller gösterelim. Evet, bir tane mini elbisemizi gösterelim. Mesela bu çok sevilen bir elbisemiz. Gömlek formunda üstü, yakalı. Beli her zaman yine oturan. Bunun, hı-hı, kendinden kemeri de var belinde. Bu da hem gündüz işte bu benim giydiğim botlar, sneakerslarla, evet, beraber. Beyaz bir sneakerlar. Evet, aynen öyle. Böyle bir şey bu. Oradan da topuklu ayakkabı ya da bir çizmeyle, hı-hı, geceye hemen döndürebiliriz. Bu da sonra, sanırım, evet, bu bizim tulumumuz. Buna da bayıldım. Sırt dekolteli bir tulum. Yine belinde kemer detayı var. Bu arada kemeri de kendi kumaşından. Yine, evet, payet. Yeni sezon bir takımım da var. Bu da inanılmaz, evet, keyifli bir takım. Üstü krop, altı İspanyol, hı-hı, paça pantolon. Fiziği inanılmaz iyi gösteren bir İnce takım bu. İnce gösteren bir kumaşı var sanırım. Aynen öyle. Bu suede diyoruz buna, nubuk suede. Ama böyle biraz esnek ve sıkı olduğu için vücut formunu, hı-hı, çok iyi gösteriyor kışık kadınlarda. Evet, kışlık bir kumaş. Bunun da kendinden belinde yine kemeri var. Benim aslında bütün modellerdeki en önemli imzam bel detayı. Hep o kemerler, hep o beldeki kuşaklar. Bunu seviyorum. Hep de bu tarzda ilerliyorum zaten. Peki hep açıkçası bazen elbise alıyoruz. İşte buna ne kemer uydurmalıyız, ne ayakkabı uydurmalıyız diye düşünüyoruz. Ama senden alışveriş yapan müşteriler böyle bir soru olmuyor herhalde, değil mi? Sen hani kemerini de tasarlamışsın, ayakkabısını da veriyorsun. Bazen, büyük bir kolaylık sağlıyorsun aslında. Bazen öyle oluyor ki kendi ayakkabımı çıkarıp da veriyorum. Diyorum ki bunu kesin bununla giyin, acil olduğu zaman bir davete katılacaklarsa. Evet, ben seviyorum. Yani bütün, evet, çıkmaktan hoşlanıyorum. Bir de aynı renk, aynı ton, dokuda, sür, evet, aynı dokuda gözükülmesinden de çok hoşlanıyorum. O, hı-hı, bir kadının daha uzun, daha iyi formda gözükmesini de sağlıyor. Yani kesen bir, evet, yer olmuyor. O yüzden daha iyi de gözüküyor bence. Peki bir bence. Şey aklıma geldi. Bacak boyunu mesela daha uzun nasıl gösterebilir izleyicilerimiz? Yani bacak yüksek bel, kesinlikle düşük bel pantolonları atmalılar. Ben, değil mi? Ben de hiç, evet, sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Bu kadar bir kadının vücudunu deforme gösteren başka hiçbir şey olamaz. Eskiden nasıl giyiyorduk inanın, onu da hatırlayamıyorum. Miniler, hı-hı, işte ya da atıyorum iyi bir midi boy bir kadını yine uzun gösteriyor. Ama en önemlisi yüksek bel pantolonlar, etekler. Elbiseni de çok beğendim bu arada. Evet. Leopar geri döndü sanırım. Evet, animal print geri döndü, hı-hı, yani hayvan desenleri. Evet. Sadece leopar değil, işte zebralar. Daha farklı. Siyah beyaz olan zebra mı oluyordu? Evet, siyah, evet, beyaz zebra, yılan deseni. Hı-hı. Bunlar tekrar geri döndü. Ben bugün biraz daha spor bir leopar tercih ettim. Spor olmasının nedenini çok merak ettim şu anda. Yani bu aslında hani bu normal yani leopar hayvanının sırtındaki desen değil de biraz daha bu değişmiş hali. Evet, değişmiş. Aynen öyle. İşte rengi biraz daha koyu. Hı-hı. Biraz daha şekilleri büyük. Şu ana rengi sanırım biraz açık, değil mi? Evet, aynen daha öyle. Normalde açık. Hani bunu biraz daha böyle, hı-hı, daha sporlaştırmak daha keyifli oluyor. Peki Besteciğim, çok teşekkür ederim programımıza teşekkür katıldığın ediyorum için. Verdiğim bilgiler için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.